iyi gün, kötü gün demeden vergi topladılar. Esnafımızı, insanımızı zor günlerinde yalnız bıraktılar. Yanlış politikalarda ısrarcı olarak ekonomiyi gördüğümüz gibi çıkmaza soktular. İnsanlarımızı hayat pahalılığına mahkum ettiler. Kendileri, yakınları varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler. İşçiyi, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin, besicimizin yatırım ve üretim şevkini kırdılar ama faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler. Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz diyerek insanımızın adeta merhametine sığındılar aldıkları tedbirleri mazur gösterebilmek için. Ama vatandaşımıza bu zor günlerde ne yazık ki sırt çevirdiler. Vatandaşımızın derdi ile dertlenmeyi külfet görenler kendi itibarları için israftan da geri durmadılar. Muhterem kardeşlerim, hepimiz biliyoruz ki ülkemizde siftah yapamadan dükkan kapatan, pandemiden dolayı iflas eden esnafımız var. Gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere inşa eden gençlerimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek diye uyuyamayan milyonlarca kardeşimiz var. Maalesef geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar eden kardeşlerimiz de var. Daha küçücük yaşta en büyük hayali bir gün babasının borçlarını ödeyebilmek olan çocuklarımız bile var. Çocuğunun istediğini alamadığı için evine gidemeyen, en azından geç giden analarımız, babalarımız var. Şimdi açıkça sormak istiyorum muhterem kardeşlerim. Bu iç karartan tablonun müsebbibi kim? Sanayicimiz mi? Çiftçimiz mi? Yoksa esnafımız mı? Ay sonunu zor getiren memurumuz mu? Emeklimiz mi? İşçimiz mi? Maalesef çok açık bir şekilde cevap vermek gerekirse bu perişan halin tek sorumlusu var. O da bugünkü iktidar. Maalesef iktidarın meselelere yanlış yaklaşımı, keyfi yönetim anlayışı ve yanlışlarından bir türlü ders çıkaramaması, ders almaması en büyük problem zannediyorum. Allah aşkına bir ülkenin en az 5 yıl görevde kalması hukuken sabit kılınmış Merkez Bankası son 2 yılda 4 kere değişir mi ya? Merkez Bankası Başkanı,
sanki müsebbip o kişiymiş gibi önce faizleri düşürmedi diye bir merkez bankasını iskat ettiler. Sonradan da artıracak adamları bulup kendileri tayin ettiler. Son değişikliğin bu ülkeye yüklediği külfet doların gecelik 1 lira artışı ile tam 435 milyar lira olmuştur. 1 liralık artış. Bir gecede fakirliğimiz katlandı ama bu vahim durum iktidarın neredeyse umurunda bile olmadı. Bu keyfi yönetim sadece ekonomide mi? Hayır. Bu iktidar ne yazık ki her alanda keyfiliğin, ciddiyetsizliğin içerisinde bulunuyor. Mecliste yaşanan son hadise bunun en açık örneği. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bildiğiniz gibi maddelerinin görüşülmesine geçilmesi reddedilen güvenlik soruşturması kanun teklifi iç tüzüğün ve anayasanın aykırı hükümlerine rağmen ikinci gün AK Partili milletvekilleri tarafından yeniden gündeme getirildi, oylandı ve kabul edildi. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından doğru görüldü. Bu arkadaşlarımızda şu anlayış var. Yapmak istedikleri bir icraata yönetmelik izin vermiyorsa onu değiştirebiliyorlar. Ama kanun varsa kanunu değiştirmeden kendi fikirlerini uyguluyorlar. Anayasa varsa hiç umurlarında bile değil, hatta Anayasa Mahkemesi'nin artık ihtiyacı, mahkemesine artık ihtiyaç kalmadı, kaldırılsın diyebiliyorlar. Emin olun, dünyada bunun örneğine rastlayamazsınız. Değil sadece demokratik ülkelerde, antidemokratik ülkelerde bile rastlayamazsınız. Onlar da bir kılıf bulmaya çalışırlar. Bizimkiler kılıfa bile sığmayınca mahkemeye ilave edin gitsin diyebiliyorlar. Muhterem arkadaşlarım, bu çok ama çok üzücü bir tablodur. Ve bundan sonra artık güvencemiz neredeyse kalmadı manasına gelir. Allah muhafaza etsin. Bundan dolayı Türkiye'mizin bir an önce hiç vakit kaybetmeden bu keyfilikten kurtulması gerekmektedir. İktidar ve onun küçük ortakları bu ülkeye yük olmaktan başka bir işe yaramıyorlar ne yazık ki. Ve inanıyorum ki bundan dolayı ilk seçimde milletimiz bu yükü sırtından atacak, bu yükten kurtulacaktır. Bu saydıklarım son birkaç haftada ve hepimizin gözü önünde yaşandı. Şairin ifadesiyle her şey biz yaşarken oldu diyoruz. Evet, bu doğru. Ama biz Saadet Partisi olarak tarihin ve milletimizin şahitliğinin huzurunda her şey biz susarken oldu dememekte kararlıyız.
Biz haksızlıklar, hukuksuzluklar, keyfi tutumlar ve davranışlar karşısında bugüne kadar susmadık. Bundan sonra da susmayacağız Allah'ın izniyle. Buradan iktidardaki arkadaşlara sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Daha da kötüsü, yanlışlıkları bilerek, isteyerek, hatta inadına yaptığınız kanaati bizlerde hakim hale geldi. Biz Türkiye'nin böyle yönetilmesine razı değiliz. Gençlerimizin boğazının sıkılmasına hiçbir zaman rıza göstermeyeceğiz. İnsan üzülerek söylüyor ama adeta bir tanesi Balgat'ta, bir tanesi Söğüdüzü'nde olmak üzere iki siyasi parti dışındaki bütün partiler kapatılacak, Türkiye'de sessizlik hakim olacak intibanı doğurmaya çalışıyorlar birileri. Bundan dolayı her saniye kriz üstüne kriz yaşanıyor. Her gün gerilim ve kutuplaşma tırmandırılıyor. Bu iklimin artık son bulmasını istiyoruz. Bu nedenle de siz, yani iktidar ve ortakları, insanlarımız arasında duvar örmeye çalışırken bizler de, milli görüşçüler de ısrarla inadına kardeşlik fikrini hakim kılmak için bütün gücümüzle çalışmakta kararlıyız. O duvarların tuğlalarını tek tek sökeceğiz. İnşallah. İktidardakiler kutuplaşma diyecekler, biz kucaklaşma diyeceğiz. İktidarlar hesaplaşma dedikçe biz de helalleşme isteyeceğiz milletimizden. Muhterem arkadaşlar, halimiz bu. Ama hiçbir vatandaşımız, kimse umutsuz ve karamsar olmasın. Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmeli ki şafak yakın. Bu sebeple dert var, sorun var ama Allah'ın izniyle çözüm de var. Bizler bunun için, biraz önce de tanıtma başkanımız size biraz daha detaylı bilgi verdi. Saadet Partisi olarak tüm il ve ilçe kademelerimizle her bir insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, onları dinlemek, seslerini duyurmak, çözümler üretmek, tencerelerinde dert değil, aş pişirebilmek için seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız. Gelin bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hep birlikte hayır diyelim. Toplumumuzun bu sebeple her kesimine sesleniyorum. Memurumuza, işçimize, sanayicimize,
emeklimize, esnafımıza, işsiz gençlerimize, engellilerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize, herkese sesleniyorum. Bütün STK'lara, sendikalara, partilere sesleniyorum. Gelin milletimizle el ele verelim. İnsanımızın ortak gündeminde buluşalım. Geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. Gündemi oyalayan gereksiz tartışmalara kesinlikle prim vermeyelim. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttüğümüz bu farkındalık kampanyası olan Geçim İttifakı'na, görüşü ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Cenab-ı Hak aydınlık, müreffeh, mesut günlerde bizi inşallah bir araya getirsin temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını tekrar Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet ol. Saadet Partisi'nin açıklamaları bir yeşil ışık yaktı mı? Asgari ücretle tencere kaynar mı? Cumhur İttifakı'nda yer alacak mı? Marketi zor denk getiriyoruz. Geçim şartları zor. İttifak yapar mı? Ve hayat pahalılığı var. Siyasetin gündeminde yine ittifaklar var. Kirayı veremiyor, elektriği zor ödüyor. Vatandaş neyle geçilsin? Geçinemiyoruz tabii. Acından ölü yemekle. Cumhur İttifakı'na katılır mı? Kredi borcu olduğu için geçinemiyor, açlık sınırında. AK Parti ile Saadet Partisi arasında ittifak konuştu. Gelir dağılımına adaletsizlik var. Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Türkiye'deki herkes gibi geçim sıkıntısı çekiyoruz ister istemez. İttifaklar seçim saati mailine girdikten sonra gündeme gelir ve konuşulur. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hayır diyen herkesle, hepimizin gerçek gündemi için Geçim İttifakı. Hepimizin gündemi aynı.